Selamun aleyküm dostlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Neredeyiz bugün? Bratislava'dayız. Burada bir mahut iadesi yaptık Slovakya'da. Yarın malum Ramazan bayramı. Şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Bir video başlangıcı yapalım. Moral olarak vallahi moralimiz sıfır yani. Şimdi arabayı bineyim, anlatacağım sizlere. Neşemiz kaçtı yani. Gerçekten hiç yapılmayacak, hiç olmayacak şeylerle karşılaştık. Bir kişinin yapmış olduğu davranışlar 500 kişiye yansıyor maalesef. Ne diyelim ya, Allah ıslah etsin. Polis geliyordu. Dedim ya, bize bir şey mi soracak diye. Bir mahut iadesi yaptık. Slovakya'da arkadaşlar, mahut aldığınız zaman, otoban mahutu Slovakya'ya girişte, tekrar geri gelirken bunu iade ediyorsunuz mahutu. 50 euro mahut parası var kapora. Paranızı geri alıyorsunuz. Mahutu iade etmezseniz ne olur? 3 ay müddeti var. 3 ay sonra cezası var. Yani cezaya girer. Bir daha giriş yaptığın zaman ya da firma bilgileri var, firmaya ceza gelir. Şimdi ya arkadaş, bir yoğunluk var. Bütün tırları buraya sokuyorlar. Buraya sokuyorlar tırları. Bütün tırları buraya soktukları için arabaya geçemiyoruz ya bir türlü. Neyse, arabaya binelim arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Burası Slovakya'dan Macaristan'a giriş. Hemen karşı taraf Rijeka kapısı. Slovakya şey, Macar tarafı. Böyle bir yer işte. Hemen şurada da bir tabelamız var. 45 bazımız doldu. Buradan çıkıyoruz. Evet. Şöyle. Burada tırları mecburi parka veriyorlar tamamını. Arkadan çıkıp gidiyorlar. Biz de mahutumuzu iade ettik arkadaşlar. Şimdi hayırlısıyla şuradan bir çıkalım. Şöyle bir 10-15 dakika bir mevzudan bahsedeceğim. Sonrasında kapatacağız bu videoyu da. Pazar günü, bayramın 1-2-3. Günü inşallah. Kim açarsa bunu izler. Şuradan hayırlısıyla bir çıkalım. Macaristan'a girmiş bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir mevzular var. Bu ticari araç kullananlar, özellikle tır kullananlar, başta şunu anlatayım. Yani ben, yanlış anlaşılmayayım, başta onu anlatayım. Kim alkol alırsa alır, bu beni ilgilendirmez, bu benim sorunum değil. Alkol alanları da eleştirmiyorum. Yani herkesin kendi şeyine, beni ilgilendirmez. Ama alkollü araç kullananları eleştireceğim burada. Yani öyle bir mevzular oldu şurada bir iki haftadır alkollü araç kullanıp kaza yapmak, hasar vermek, bu nedir abi ya? Vallahi ben böyle bir şey duymadım yani. Bak, şu mesleğimizin, yanlış anlaşılmasın arkadaşlar, bu bizim mesleğimizin, bir kamera kapandı arkadaşlar, %80'i %90'ı alkol alır arkadaşlar. Ben alkol alanları eleştirmiyorum burada, onu tekrar ifade edeyim. %80, %90'ı alkol alan
İnanın bana %30, %40'ı da alkol bağımlısıdır. İçmeden duramaz yani. Bağımlı olmuş o artık yani. Onu içmeden o adam yapamaz yani. Şimdi bu mübarek Ramazan ayında bu alkolü alıp da bu kazalar, bu insanlara zarar vermek nedir ya? Sizin hiç mi yani şu mübarek Ramazan'a saygınız yok ya? Bir ay duramadınız mı? Alkolle araç kullanmak nedir abi? He? Yani sen kendini nasıl ifade edeceksin? Alkol aldın. Gidiyorsun abi. 7 tane 8 tane arabaya zarar veriyorsun. Alkollü. Şehrin içine talıyorsun ya. Utanmaz herif. Alkollü Ramazan'ın 20-25'inde. Bu nedir abi ya? Bu alkol almak nedir ya? Ticari araçta insan ticari araç kullanırken alkollü kullanılır mı Allah'ını seversen ya? Gidersin bir aileyi ezersin, birini öldürürsün. Bunun azabından sen nasıl kurtulacaksın? Bu nasıl bir şey ya? Yani şurada son bir hafta 10 gündür şu mübarek Ramazan ayında İki kaza, ikisi de alkollü abi, değil mi? Öyle bir şey olabilir mi abi? Ben buradan yani şimdi firmaların da bir yerde yapacak bir şey kalmıyor. Neden kalmıyor? Şimdi işe alacağı şoföre dese ki alkol alıyor musun? Alıyorum kardeşim. Ara sıra alırım, düğünlerde içerim, işte hafta sonu içerim. Hayır kardeşim, biz alkol alan sürücüyü çalıştırmıyoruz. Bunu dese vallahi 100 tane arabası olan bir insan 80 tane arabasına şoför bulamaz. Niye? Çünkü %80'i alkol alıyor. Bunu başaramaz. Tamam mı abi? Şimdi firmaların yapacağı bir şey var. Yani bir firmaya zarar verdin alkolle. Senin yapacağın tek bir şey var. Çok affedersin. Götündeki tonuna kadar mahkeme kararıyla alacaksın neyi varsa. Çünkü arkadaşlar bak, alkollü sürücüye sigorta, yeşil sigorta ne kendi arabana ne karşı tarafa 1 lira para ödemiyor. Bu kimden çıkıyor abi? Firmadan çıkıyor. Firma ne yapacak? Buna göz yumarsan bunun beşini getirmiş olursun. Firma buna göz yumarsa yani neyini alayım, 50 bin 100 bin euro zarar etmiş, neyini alayım nalet olsun dersen vallahi yarın başkası yapacak. Bunun affedersin götündeki tonuna kadar alacaksın. O bir örnek olacak. O aldığın yani şey, yani mahkeme kararıyla aldığın tazminatı da yayınlayacaksın. Bize bu kadar zarar verdi, bu kadar da mahkeme kararıyla aldık diye. Başka bunun üstesinden gelemezsin. Yani iki kişinin hatasını 500 kişi çekiyor ya. Benim suçum ne abi? He? Bana ne ya? Benim suçum ne? Öyle bir şey olur mu abi ya? Yani bir de şurada şöyle bir şey var. Yani atlan deveyi ayırmak lazım kardeşim. Yani iki tane İnsana herkese aynı gözle bakmamak lazım. Vallahi billahi rencide oluyoruz ya. Vallahi çalışmaya şefimiz kaçtı. Billahi çalışma şefimiz kaçtı. Ya böyle olmaz yani. Vallahi olmaz. Yani bu nasıl bir şey anlamadım ya. Vallahi moralimiz çok sıfır. Yani arkadaşlarımın olsun, bizim olsun, hepimizin yani. Böyle güzel bir huzurumuz vardı. Vallahi billahi huzurumuz kaçtı yani. Şu firmada güzel bir huzurumuz vardı yani. Gidiyorduk, geliyorduk. Şimdi kardeşim firmada bunun önüne geçmek için bazı önlemleri almaya başladı. Ya önlem öyle alamazsın. Adamı burada kontrol edersin. 500 metre ileride benzinlik var. Gider oradan içkisini alır, yine devam eder.
Ya ben öyle insanlar biliyorum. Alkol almadan şu arabayı süremiyor diyor ya. Adam süremiyor. Vallahi bak. Geçen de bir arkadaşım anlattı. Almanya polisi yakalamış bir tanesini. Firma vermiyoruz. İsim de vermiyoruz bu arada arkadaşlar. Şimdi geçen bir eleştiri yaptım. Adam dedi ki ya arkadaşını rencide etti. Ya isim verdin mi kardeşim? İsim vermiyoruz. Firma da vermiyoruz yani. Almanya kontrolü aldı. Adam alkollü arabasını parka aldı. Kendini anahtarları aldı. Aracın içerisine bıraktı. Türkiye'den şoför geldi. Ya inanın bana 3 gündür adam orada yatıyor. Adam hala içiyor. Ya böyle bir şey olur mu abi ya? Adam arabası bağlanmış. Arabanın içinde hala içiyor ya. Bu nasıl bir bağımlılık abi? Ekmek verdim yiyemedi diyor. Lan ben olsam vallahi kaldır aşağı atarım ya. Bu nasıl bir şey abi? Gideceksin yani. Ya olabilir, her insan hata yapabilir. Baktın ki çığlığından çık, git kardeşim kendini tedavi yaptır. Bu işin tedavisi var. Evet, bağımlı insanlar var yani şu meslekte. Git tedavini yaptır kardeşim. Yani bu böyle olmaz ki abi ya. Nereye kadar? Allah muhafaza, bir alkollü, iki alkollü, üç alkollü gittin 8-10 tane arabaya vurdun. E ya birini öldürseydin ne yapacaktın? Kim kurtaracak seni yani? Ondan sonra. Perişan oldu. Ailen de perişan oldu. Çoluğun da perişan oldu. Çocuğun da perişan oldu. Yazık, günah değil mi? Nedir ya bu işki ya? Bu işkiye nasıl bu kadar yenik düşüyorsunuz? Anlamadım gitti ya. Yani içkiyecenleri eleştirmiyorum. Beni ilgilendirmez. Herkesin şeyi kendine. Ama benim eleştirdiğim şu alkollü araç neden kullanıyorsun kardeş? He? Akşamlar çuvala mı girdi? Yazık, günah değil mi? 500 tane arkadaşını burada rencide ettin. Yazıklar olsun ya. Ne diyelim abi? Yani firma sonuna kadar neyi varsa alsın abi. Vallahi alsın. Ancak böyle belki silah olur ya. Ramazan'da nedir abi ya? Şu mübarek aydır. Ya benim 40-50 tane arkadaşım var. Şu çalıştığım firmada. Diyorlar ki abi diyor, biz Ramazan'da içmiyoruz. Bak adam Ramazan diye Ramazan'a saygısı var ya, alkol almıyor. Ya senin bir saygın da yok. İşte saygın olmazsa Allah Teala ters çevirir insanı. Nasıl bir şey? Yapacak bir şey yok. Yani işe şoförü alırken biraz sık eleyip dokuyacaksın. Yani mesleğin %80, %90'ı alkol alıyor. Buna ben altına böyle imzamı atarım. Yalan yok yani, gerçek. Şu mesleğin %80, %90'ı alkol alıyor. Alkolsüz sürücü alacağım dersen vallahi bulamazsın. 100 arabana 10 tane belki bulursun. Yani firmaların da burada işi çok zor. Vallahi zor. 4 milyon, 5 milyon arabaya para ver. Ver bir tane sarhoşun eline, yola gitsin ya. Sen gece uyku uyuyabilir misin abi? Uyuyamazsın. Ya 20 tane 30 tane arabam var. Ha, %80'i alkol alıyor. Buyur. Yani bizim firma için söylemiyorum sadece o. Genel olarak söylüyorum. %80'i alkol alıyor abi. %90'ı da diyebiliriz buna. Yazık, günah abi ya. Alkol alan alsın. Ben alkol alanla işim yok zaten. Eleştirmiyorum da. Alkollü araba niye kullanıyorsun abi ya? Şu insanlara zarar veriyorsun, çevrene zarar veriyorsun, işine zarar veriyorsun, iş arkadaşlarını rencide ediyorsun. Yazıktır, günahtır abi ya. Vallahi bak. Nasıl bir şey ya? Şu Ramazan bayramı yüzü sürmedine ya insanlarda ne moral bıraktınız, ne neşe bıraktınız ya. Bir şey demiyorum artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 8 yıldır ikinci 8 yıldır bir geçen sene Kurban Bayramı'nda Türkiye'de bulundum, bayramlarda.
İnşallah bu Kurban Bayramı'nda bulunuruz. Bu çok önemli değil ama önümüzde Kurban Bayramı bulunsa çok iyi olur. Kurbanımızı keseriz en azından. Geçen sene çok zor olmuştu. Herkes toplanmıştı çünkü çoğu kişi hep dışarılarda. Hep bir araya gelebilmiştik Kurban Bayramı'nda, öyle denk geldi. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Yaklaşık 11-12 dakikadır video yapıyoruz. Şu bayram arifesinde bundan bahsetmemem gerekiyordu ama birkaç gündür böyle kendimi kurmuştum. Bir içimi dökeyim dedim arkadaşlar. Bu nedir abi ya? Gerçekten hiç hoş şeyler olmadı. Yani burada firmaları eleştirmiyorum. Yani bir yanlış anlaşılma olmasın. Firmaların da işi zor. Ama yanlış politikalar var yani. Kardeşim, şu atla deveyi bir ayırın yani. Herkesi alkolü kategorisine koymayın da. Herkesi alkollü araç kullanıyor kategorisine koymayın. Vallahi insanlar rencide oluyor yani. Hoş olmuyor. Ne bileyim ya. Allah sonumuzu hayır eylesin arkadaşlar. Çok uzun bir video yapmadı, kısa oldu. Genelde bu alkol muhabbeti üzerine durduk. Allah iste eylesin ya. Allah bederinden saklasın da en azından bir ölüm ölü yok en azından yani. Tek teselli bu. Olamaz mıydı? Olurdu. Allah korudu. Ya. Yani hepimizin çoluk çocuğu olabilirdi. Değil mi? Ya böyle bir şey. Abicim, sık eleyip toplayacaksın bundan sonra. Tamam mı? İşe alacağın adamı sık eleyeceksin, dokuyacaksın. Önüne her geleni almayacaksın kardeşim. Durumu anlatacaksın. Eğer ki alkollü araç kullanırsan da kaza yaparsan, tespit edilirsen götündeki tonuna kadar firma alacak diye buna söyleyeceksin kafadan abi. Tamam mı? Yani başka bir çıkar yolu yok arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Bu gece saat 02'de çıktım. Çek Cumhuriyeti girişinden. Çek Slovakya Macaristan'a girdik. Yaklaşık 2 saat daha araç süreceğim. 2 saat sonra duracağım. Pauza yapacağız yani. Sonrasında gece devam edeceğiz ailesiyle arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 dakikalık bir video yaptık. Tekrar başka bir videoda görüşürüz inşallah. Bir iki tane soru vardı ama onları inşallah bir dahaki videoda yanıtlayacağım. Şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.